Eskiden olsaydı evet macOS diyebilirdim ama artık Windows diyorum. macOS'un güvenli olmasının sebeplerinden bir tanesi eskiden exe dosyası kabul etmeyişiydi. Ama artık macOS bilgisayarlarda yani bir Apple bilgisayarı aldığınız zaman dikkatli olun, burayı dikkatli dinleyin, osurmayın. Şunu hiçbir zaman anlamıyorum. Neden Microsoft? Bir kere şöyle bir soru soracağım size. Microsoft'un laptopları var bildiğiniz gibi. Microsoft Surface gibi. Tamam mı? Yaz. Microsoft Surface. Microsoft Surface gibi laptoplar var. Bunların içerisinde macOS işletim sistemi var mı? Bilen var mı acaba? Yoktur. Yoktur. Bilirim yani. Yoktur yani. Peki neden Macintosh bilgisayarlarda abi Windows işletim sistemi var? Bir de sana yani, dedim patlasam hamile kalırsın biti. Çıldırıyorum. Pregnant so hayda. Oğlum atsana bir şeyler bakalım. İlginç gördüğüm bir şeyler, bir haberler Twitter'da orada burada linkini at, onları paylaşalım. Donate atarken onları da atın. Neden Macintosh bilgisayarlarda Office yok da var da neden şey diyorum, Office diyorum, Windows yok da neden Microsoft laptoplarında macOS yok? Niye yok? Neden Apple'ın işletim sistemi Microsoft bilgisayarlarında yok da Microsoft'un işletim sistemi Apple'da var? Bunun cevabını verebilen var mı? Bugün bir Macintosh bilgisayarı aldığınız zaman, ekranını açtığınız zaman, yani düğmesine basıp açtığınız zaman bilgisayarı, ondan sonra come on computer, şu lafı hatırlayan varsa alkışlayacağım gerçekten. Şu lafı hatırlayan varsa gerçekten çok takdirimi kazanacak. Come on computer, let's go, let's go, let's go, let's go. Şu lafı hatırlayan var mı aranızda? Come on computer, let's go, let's go, let's go. Şu laf. Bakalım biriniz çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Chat'e bakıyorum şimdi. 20 saniye kadar. Hadi bilgisayar açıl, açıl, açıl. İngilizce. Hiçbirinizden gelmedi şu ana kadar. Demek ki dikkatli seyretmiyorsunuz. O kadar da dedim. O kadar söyledim. O kadar söyledim. Çok şaşıracağım. Bulan olursa. Tamamdır askim benim. Betelgeuse sence ne zaman patlar? Betelgeuse tane. Bize magnetar ve kuasarlar hakkında konuşuruz. Konuşuruz. Okey, kimse bilemedi. Bakıyorum. Bu hareketi yapan, come on computer, let's go, let's go, let's go. Hadi bilgisayar hızlı açıl, açıl, açıl. Size bundan 1,5 ay önce Twitter'da söylediğim ve yaklaşık 1200'e yakın like alan, konumun altında yazan yüzlerce cevapla beraber izledim adamın dibisin çok teşekkür ederim sağ ol dediğiniz 3 bölümlük Luca Magnotta'nın seri katilinin hikayesinin anlatıldığı Don't Fuck With Cats'in 1. bölümünün son 120 saniyesinde adamın yataktan fırlayarak kendisine gelen Luca Magnotta'nın bıçağı saplarken ki videosunu gösterdiği anda bilgisayarında tam ekranda görmek için gittiği anı anlatırken ki lafı ve hareketleriydi. Yani buradan şunu anlıyoruz. Boş bakıyorsunuz. Yayında şu an 1600 kişi var.